Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için hem göze hem de mideye hitap eden çıtır çıtır nefis bir börek tarifi hazırladım. Hiç zaman kaybetmiyorum ve hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Tarifime ilk olarak böreğimin iç harcını hazırlamakla başlıyorum. 2 adet orta boy patatesin kabuklarını soydum ve küp küp doğrayarak tencereye alıyorum. Üzerini geçecek kadar su ekledikten sonra tencerenin kapağını kapatıyorum ve yüksek ateşte kaynamaya bırakıyorum. Patatesler kaynamaya başladıktan sonra şöyle bir karıştırıyorum. Tencerenin altını kısık ateşe getirerek yaklaşık bir 15 dakika boyunca pişmeye bırakıyorum. 15 dakikanın sonunda patatesleri kontrol ettiğimde gayet güzel pişmişti. Hemen süzerek ayrı bir kaseye alıyorum. Suyunu süzdüğüm patatesin içerisine ilk olarak bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Daha sonra bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı kırmızı toz biber ve bir çay kaşığı karabiber ekliyorum. Sizler baharat miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Böreğimin iç harcı için gerekli tüm malzemeleri kaseye aldıktan sonra eziciyle güzelce eziyorum ve püre haline getiriyorum. Güzelce ezdiğim patates pürem artık hazır. Şimdi ezici içerisinden çıkartıyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra iç harcımı soğumaya bırakıyorum. Sizlere tavsiyem lütfen iç harcını sıcakken kullanmayın. Aksi halde böreğinizde hamurlaşma olacaktır. Tarifim için toplamda 4 adet yufka kullanıyorum. 4 adet yufkayı üst üste koyduktan sonra gördüğünüz gibi ikiye katlıyorum. Yufkaları daha eşit kesebilmek için katlama izi bıraktıktan sonra rulet yardımıyla kesiyorum. Yani 1 adet yufkayı toplamda 4'e kesmiş oluyoruz. Verdiğim ölçüden 16 adet börek elde ediyoruz. Yufkalarımın tamamını keserek hazırladım. Şimdi böreğimin sosunu hazırlıyorum. Böreğimin sosu için 1 şişe maden suyu ve yarım su bardağı sıvı yağ kullanıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Güzelce karıştırdıktan sonra artık böreğimin sosunu da hazırlamış oluyorum. İç da güzelce soğudu. Hemen böreğimi yapmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi orta kısmını elimle kıvırıyorum. Yani yufkanın ortasını büzgü haline getiriyorum. Yufkayı büzgü haline getirdikten sonra sosu karıştırarak üzerine sürüyorum. Sosu her seferinde karıştırmanızı tavsiye ederim. Çünkü yağ üzerine çıkıyor ve maden suyu aşağıda kalıyor. Son olarak hazırladığım ve soğuttuğum iç harcından yufkanın ortasına bolca koyuyorum. Kenarlarındaki fazla yufkaları da üzerine kapattıktan sonra yufkayı ters çeviriyorum ve böreğimi hazırlamış oluyorum. Gördüğünüz gibi hem çok fazla malzeme kullanmıyoruz hem de böreğimizin yapımı oldukça basit. Ve de böreğimiz inanın hem çok lezzetli hem de çıtır çıtır oluyor. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Yufkalarımın tamamını aynı şekilde hazırladıktan sonra fırın kağıdı serdiğim tepsiye aralıklı şekilde diziyorum. Bir diğer taraftan da fırınımı 200 derece alt üst açarak ısıtıyorum. Böreklerimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. Bir kez daha göstermek istiyorum. Yufkanın orta kısmını elimle büzgü haline getiriyorum. Daha sonra hazırladığım sosu yufkanın üzerine döküyorum. Son olarak da yufkanın ortasına patatesli iç harcımı koyduktan sonra kenarlarındaki fazla yufkaları üzerine kapatıyorum. Hazırladığım böreği ters çevirerek fırın kağıdı serdiğim tepsiye koyuyorum. Böreklerimin tamamını hazırlayarak tepsiye dizdim. Kalan sosun içerisine 1 adet yumurta sarısı ekliyorum ve güzelce çırpıyorum. Hazırladığım karışımı fırça yardımıyla böreklerin üzerine bolca sürüyorum. Kuru bir yer kalmamasına lütfen özen gösterin. Böreklerim artık fırına girmek için hazır. Önceden ısıtılmış 200 derecelik alt üsttenli fırına koyarak pişiriyorum. 20 dakikanın sonunda pişen böreklerimi fırından çıkartıyorum ve biraz soğumaya bırakıyorum. İlk sıcaklığı gittikten sonra hemen sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Muhteşem görüntüsü ve lezzetiyle çıtır çıtır böreklerim artık servis için hazır. Bu pratik ve lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler bu lezzetli tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.